Ben 1935 yılının güzellerinde doğmuşum. Köylü çocuğuyum. Babam Hüseyin Hoca, köyün hatibi. Annem Münevver Hanım, ev kadını. Benim büyük dedem Bozkır'ın Bozdam köyünden çıkıyor Tutlu köyüne. Bozkır'ın Tutlu köyüne, şimdi Akpınar'a bağlı. Tutlu köyüne imam oluyor. Orada bir müddet kaldıktan sonra evleniyor. Ondan sonra dedem, Mehmet dedem, kardeşi Ahmet dede, bir de Zilfe ben doğuyor. Zilfe ben doğuyor. Tabii ondan sonra dedem okuyor, Mehmet dedem hoca oluyor. Çumra'nın Taşağıl köyüne imam oluyor. Taşağıl köyünde bir müddet kaldıktan sonra, 5-6 sene kaldıktan sonra Çumra'nın Üçüyük köyüne geliyor, oraya imam oluyor. Tabii dedemin Taşağıl'da bazı hatıraları var. Orada büyük alim Hacı Mehmet Hoca vardı. 117 yaşında vefat etti. Çok büyük alimdi. Onun 5 tane oğlu vardı. Onun babası İbrahim Hoca varmış. Dedemin iyi arkadaşıymış o. Dedemle çok iyi sohbet yaparlarmış. Hacı Mehmet Hoca da tabii dedemle ilgilenmiş. Hacı Mehmet Hoca medrese mezunu. Tabii dedem Üçüyük'e geldikten sonra tabii onlar da kalıyorlar. Ama dostluk devam ediyor. Uzun müddet devam ediyor dostluk. Dedem Üçüyük'e geliyor. Üçüyük'te dedem imamlık yaparken tabii çocuklar büyüyor. Baba dedemin 8 oğlu bir kızı varmış. 8 oğlanın 5'i ölüyor, 3'ü kalıyor. Seyit Ali, Hüseyin, Osman. 3 kardeş kalıyorlar. Kürt Harbi meydana geliyor. Dedem vefat ediyor. Kürt Harbi'nde babamla büyük amcam, Seyit Ali amcam Kürt Harbi'ne gidiyorlar. Dersim'e gidiyorlar. Küçük amcama diyorlar ki sen bekar kalma, evlen. Yuvamız bekar kalma, boş kalmasın. Sen evlen diyorlar. Ona izin veriyorlar. Onlar askerdeyken küçük amcam, Osman amcam evleniyor. Osman amcamın bir oğlu doğuyor, Mehmet isminde. Tabi dedemin ismi Mehmet olduğu için dedemin ismini koyuyor. Onu babam diye seviyor. Ondan sonra gelir babamla amcam da geliyor. Onlar da babam diye seviyorlar. Biz üç kardeşin çocukları, babamın üçüne de baba dedik biz. Koca baba, Osman baba, Hüseyin baba. Komşuların çocukları da baba derlerdi. Bizim komşuların çocukları. Onlar da babam bile baba derdi. Tabii babam gibi köyde iyi bir iz bıraktılar. Büyük amcam köyün ezanını okurdu, cenazeyi yıkardı. Küçük amcam kırık çelik ustası, seyik ustası. O parası fiil fiil köyün hizmetçisiydi. Babam da köyün hatibiydi, fahri olarak hatip. Tabii bunlar uzun müddet devam ettiler, gittiler. Ondan sonra biz meydana geldik. Ben aşağı yukarı 13-14 yaşındayken evin idaresini teslim aldım. Babam evin idaresini verdi. O yaşta devam ettik. Ben askere gidinceye kadar babam beni hoca önünden kaldırmadı. Allah razı olsun. Askere gideceğimden bir sene önce hocayı terk ettim. Askere gittim. Yani bu zamana kadar tamamen hocanın önünde tecvidine varıncaya kadar okudum. Elhamdülillah. Tabii köyümüzde de bir sevgimiz, saygımız vardı. Köy bizi çok severdi, bize hocalar derlerdi. Çünkü bizim sülale, 7 sülale hocalar olarak gelmiş bize kadar. Hocalar sülalesi olarak gelmiş. Tabii bu devam etti, gitti. Tabii zaman geldi, babam gibi ayrıldılar üç kardeş, işlerle ayrıldılar. Küçük amcamla biz bir müddet daha beraber devam ettik. Sonra ondan da ayrıldık. Herkesin ayrı ayrı işleri vardı ama yemeğimiz beraberdi, sohbetimiz beraberdi. Bayramda toplu bayram yapardık, hep beraber yapardık. Yani birbirimize şeyimiz, çok sevgimiz sonsuzdu. Köylü tarafından da sevilen bir aileydik. Biz de köylümüzü severdik. Köyle aramızda bir muhbirlik yoktu. Son zamanda bir ufak hadise oldu. Onu da ben taksir-i yahiye olarak kabul ediyorum. Çünkü köyle bizim bir kötü alışverişlerimiz yoktu. Köye saygımız, sevgimiz sonsuzdu. Hala sessiz.
Ben büyüdüm, yaşlandım. Artık politikaya dahi girebilmeye safhasına geldim. İlk defa Adalet Partisi'nde Şumra İlçe Teşkilatı kurucular arasına girdim. 61 yılında ilçe teşkilatında en genç ben vardım işlerinde. Hepsi benden yaşlıydı adamlar, koca koca adamlardı. Beni dinlerlerdi, beni severlerdi. Hatta bir hatıra olarak söylüyorum. Bir gün ilçe başkanıyla Muhasip Bey'e haftada iki gün kavga yaparlardı. Birinin adı, ilçe başkanı adı Ömer Gürbüz, pardon Ömer Gürbüz Muhasip Bey'in adı. Mehmet Gürbüz. Ömer Gürbüz ilçe başkanı adı. Ömer Gürbüz değil de Ömer aklıma gelmedi soy ismi. Unutmuşum. Allah rahmet eylesin. Bir gün dedim ki, ya ben size bir şey söyleyeceğim dedim toplantıda. Beni de genç olduğum için çok severler. Söylediler. Eğer şu kavganın bitmesini istiyorsanız, Mümin Hoca ile dedim, Mükremin dayı ya yönetimden istifa etsinler, ya bunları ihraç edelim dedim. Mümin Hoca seslenmedi. Ama Mükremin dayı dedi, neden dedi. Neden değil dedim, sen kavga yapıyorsun, kavgacı olduğu için bu arkadaşlar da birbirine kavga yaptırıyor dedim. İkisi de istifa ettiler. İstifadan sonra kararlarını aldık, yerlerine yedekleri getirdik. İkinci gün onları da hiç küsmeden yine geldiler bizim yanımıza oturdular, partiye oturdular. Yorgan gitti, kavga bitti. Kavga bitti. Yani böyle bir parti anlayışımız vardı bizim. Ondan sonra 1983 yılında Anavatan Partisi meydana geldi. Anavatan Partisi'nden önce Fethi Esenler Paşa vardı. Biz Fethi Esenler Paşa'yı bekliyorduk. Onda görev alacaktık. Fakat Kenan Evren Paşa Fethi Esenler Paşa'yı veto etti. Veto edince bir Özal meydana geldi. Özal'ın da şahsen tanımıyorum ama iş hayatını biliyorum. İş hayatı dürüst bir hayatı var. Dedim ki bu Özal parti kurar, seçime girer. Grubu kurabilirse dedim geleceğin iktidarı olur dedim. Gelin dedim bu partide görev alalım. Arkadaşlarımı topladım. O partide görev almaya karar verdik. Abdullah Tenigeci'nin de Durmuş Alagöz arkadaş bana geldiler. Partide görev alalım. Ben dedim alalım görev alalım. Aldık görev aldık. Ben yoğum. Dört arkadaş görev aldı. İkisi ilde, ikisi ilçede. İlde Mustafa Yıldız'ın Kadir Demir, ilçede Mustafa Alagöz'ün Halil Çınarlı görev aldılar. Tabii rahmetli Özal partinin açılışına geldi buraya, kuruluşuna. İl odasında konuşuyorlar, ben salondayım. Salonda çıkan bana dedi ki tebrik ederiz. Ben de neyi tebrik ediyorsunuz dedim. İlçe başkanı. Partiyi tebrik ediyorlar dedim ben, biliyor musun? Ondan sonra Ragıp abi geldi. Ragıp abi emekli polisti. Ragıp abi ben dedim ki disiplin kurulu olarak Ragıp abi disiplin kurulu başkanı yapacağız dedim. Disiplin kurulu başkanı yapacağız. Fakat Ragıp abinin ismi çıkmadı orada. Çıkmayınca ben dedim ki ya Ragıp abinin ismi niye çıkmadı dedim. Ragıp abi geldi bana dedi ki hacı kardeş dedi sonradan geldin ama silindir gibi yazın gittin dedi. Hayrola dedim. Ya senin ismin çıktı ilçe kurucusu olarak da benim ismim yok dedi. Nasıl olur dedim ya. Ben tabii gittim, Durmuş Alagöz'le görüştüm. O da dedi ki, biz disiplin kurulu liseye vermedik dedi. Disiplin kurulu başkanı Ragıp abi dedi. Ondan endişen olmasın dedi. Tamam, o şekilde devam ettik. Özal partimizi açtı, oydu gitti. Biz de çalışmalara başladık. Tenekeci Paşa'yla tabii zaman zaman uğraştığımız zamanlar oldu. Ama çok mert bir insandı, askerdi. Asker kökenli olduğu için biraz da sertti. Ben de biraz ses olduğum için zaman zaman anlaşamadığımız günler olurdu. Ve velhasıl böyle devam ettik, gittik. Güzel bir seçim yaptık. Güzel bir politika yaptık. Kimseye gırgırlık yapmadık. Herkesi sevdik, herkese kucak açtık. Gelenin herkesin işini fiilen yapmaya çalıştık. Hiç gelen bir insanı isteği olup da geri dönüp boş döndürmedik. Mutlaka onun işini yaptık. Tabii bu iş Ankara'ya kadar devam etti. Ankara'ya gittiğimiz zaman bizim işlerimiz Ankara'da devam ederdi.
Tabii biz burada Konya'dan 8 milletvekili çıkardık. Bir sene sonra Haydar Ağa Paşa'nın partisinden bizim partiye geldi. Onunla beraber 9 milletvekilimiz oldu. O zaman 14 milletvekili vardı Konya'nın. Böyle devam ettik, gittik. Kadir'in parti içerisinde hizmeti çok fazla oldu. Çünkü rahmetli Özal Kadir'i çok severdi. Dürüst olduğu için. Hatta şunu söyleyeyim. Özal 8 milletvekilini topluyor. Haydar Ağa gelmeden önceki 8 milletvekilini. Bunlara diyor ki, Bülent Ulusu diyor, meclis başkanı olsun mu olmasın mı? Bülent Ulusu tüm görevli emeklisi. Konseyinde başbakanıydı. Tamam mı? Milletvekilinin üçü diyor ki, efendim olsa iyi olur. Aramızda bizim köprü görevi yapar. Milletvekilinin üçü diyor ki, efendim bizim milletimiz daha iyi olur diyor. Kadir de diyor ki, efendim benim milletim kendi seçtiğini olmasını ister diyor. Saffet de diyor ki, ben Kadir'in yanındayım, Kadir'e arka veriyorum diyor. Öyleyse devam ediyor. Bir ay konsey hükümeti görevi vermedi. Bir ay sonra Özal, Hüsnü Doğan'la halasının oğlu eski Tarım Bakanı, yok pardon, Hüsnü Doğan halasının oğlu Tarım Bakanı, biri de Halil Şevkun. Bunları şeye gönderiyor, konseye görevi iade edin diye. Onlar da vermiyorlar, içeriye de almıyorlar. Özal'a geliyorlar, diyor ki durum böyle, böyle. Özal bir yazı yazıyor. Götürün bunu verin diyor. Görevi vermezseniz sine millete dönüyorum diyor. Hemen görevi vermek için arıyorlar Özal'ı. Diyorlar şu saatte neredesin? 10 dakika sonra arıyorlar. 10 dakika sonra görevi veriyorlar. Özal hükümeti kuruyor. Tabii bakanlarını belirliyor. Mehmet Kesirli de partinin en ileri gelen insanlarıydı. Hatta ona bir yasak geldi. Yasak gelmesine rağmen parti görevine devam etti. Kurucu üye olarak devam etti. Özal diyor ki, Kadir Demir'i diyor, özellikle diyor, bir yere seçtirdiyor, bir seçiye diyor, plan bütçe komisyonuna diyor. Bu Kadir Demir'de bir ümit var diyor, gelecek vaat ediyor diyor. Onu da Mehmet Kesirer teşkiye komisyona seçiyor. Kadir birinci dönem komisyonda devam etti. İkinci dönem Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı'nda devam etti. Kadir iki dönem milletvekilliği yaptı. Saffet Bey iki dönem milletvekilliği yaptı. Bir dönem bakanlık yaptı. Mehmet Kesirer iki dönem bakanlık yaptı. Aramızda en ufak bir kırgınlık yoktu. Hepimiz birbirimizi seven insanlardık. Tabii öyle bir zaman geldi ki çok işler yaptık. Yardığımız zaman hiçbir bakan bizim işimizi geri döndürmezdi. Hatta sert olan paşa bile dedi ki, oğlum ben burada tek başıma oturuyorum. Konya'dan geldiğiniz zaman mutlaka yanıma gelin, benimle istibat kurun, benimle konuşun derdi. Onun yanına da varırdık. Bizim milletvekillerine, bakanlarımızla en ufak aramızda bir sıkıntı yoktu hocam. Parti teşkilatında en ufak kırgınlığımız yoktu. Tabii birinci il başkanımız Yücel Yaşen'di, rahmetli oldu. İkinci il başkanımız Adil Küçük'tü, rahmetli oldu. Üçüncü il başkanımız Abdullah Üzülmez'di, rahmetli oldu. Dördüncü il başkanımız Mustafa Dinek'ti, hayatta sağ. Emekli milletvekili. Beşinci il başkanımız Nazmi Sırıt'tı, hayatta sağ. Herkese Allah hayırlı ömürler versin, ölene de Allah rahmet eylesin. Çünkü onları da rahmetle anma mecburiyetindeyim. Çünkü arkadaşlarımız bizim hepsi birbirine üstün insanlardı. Birbirine sevgili ve saygılı insanlardı. Bilhassa beni çok severlerdi, bana saygı gösterirlerdi. Tamam, benim de onlara karşı ayrı bir saygım, sevgim, muhabbetim vardı. Tabii böyle devam ettik, gittik hocam. Birbirimize gırgın olmadan hayatımızı devam ettirdik. Sorunuz varsa cevap verelim. 7 kardeştik. 3 oğlan, 5 kız. Kızın biri hayatta yok, o vefat etti. 3 oğlan, 3 kız hayatta esindi. En büyükleri benim. Benim kardeşim, küçüğüm, isimlerini söyleme gerek var mı? Yok herhalde, var mı? İbrahim benim küçüğüm, onun küçüğü. İki tane kız var. Onun üçü
Mehmet var, onun küçüğü, en son yine bir kız var. Kızın biri de büyük, küçük, Mehmet'in büyüğü olan kız da vefat etti. Evet. Kaç çocuk var sizin, kaç torun var? Benim 4 çocuğum vardı, 3 oğlum bir kızım vardı. Kızım siz ömürle vefat etti. Onun 3 çocuğu var, 2 kızı bir oğlu var. 2 oğlum var, 3 oğlum var, 3'ü de evli. 3'ünde çocukları var. Efendim birinin 4 çocuğu var oğlumun. Birinin 2 çocuğu var. Birinin yine 2 çocuğu var. Çocuklarım böyle evlendi. Torunlarım şimdi şu anda 4 tane torunum var. Torunun torunu var mı? Torunun torunları bunlar. Torunun torunları. Bir Samet'in var kızı, çok sevgili. Halid'in var 3 tane oğlu, sevgili. Halid Osman'ın oğlu, Samet, Abdusamet Mustafa'nın oğlu. Bir de bekarımız var, Hacı Ali Boz'dan benim adım. Osman'ın var 2 tane bekar. Onları da bekliyoruz inşallah, vereceğiz. Torunla böyle. Kaç toplam torun sayısı kaç oldu? Torun sayısı 11 benim var. 4 tane çocuklarım var, 15 tane torun var. Eskiye dair neyin özlemini duyuyorsun Acele abi? Hocam eskiye göre hiçbir şeyin özlemini duymuyorum. Niye ki? Hayatım sonuna kadar ben neşeli bir hayat yaşadım. Çok neşeli hayat yaşadım. Hiç kırgın olmadım, küskün olmadım. Herkesi sevdim, herkesi saydım. Herkese iyi gözle baktım. Helal gözle baktım. Şimdi ben milletimden şunu istiyorum, şunu istiyorum. Ben bugüne kadar yaşadım, millete hizmet yaptım. Belki ola ki benim yanlışlarım olabilir. Milletimden ben helallik istiyorum. Ben de hakkı olan kardeşim, hemşerim, arkadaşım varsa lütfen haklarını benden talep etsinler. Ben haklarını ödemeye hazırım. Onun için benim müteessir değilim. Ben de helal ediyorum. Benden yerden göğe kadar helal olsun. Hepsine hayırlı uzun ömürler diliyorum. Ölenlere rahmetler diliyorum. Mekanları makamları cennet olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şefaatinden mahrum kalmasınlar. Allah onları Firdevs'inde birleştirsin inşallah. Ben çocukluğumda bizim 2 tane öküz çiftimiz vardı. 2 tane at çiftimiz vardı. Yani öküz at çiftimiz vardı. Arabamız vardı, at arabamız vardı. Bunlardan devam ettik. Sonra öküzleri bitirdik, atlar da bitirdik, traktör aldım ben. Köyde 8 traktör vardı, 9. traktörü ben aldım. Hatta benim traktör olmamı biraz da yadırgadılar köylüler. Ya bu genç yaşta, belki bu traktöre layık değil ama kalktı bir traktör aldı. Yarın bununla ne yapacak dediler. Ama Allah'a şükür ben onunla hiç mağdur olmadım. Onunla devam ettim işime. Son zaman İşimi çalışırken köyümüzde bir deprem meydana geldi, su depremi. Hotamuş köyümüze yakın. Hotamuş köyü kabardı. Kabarınca köyün damanlarından su kalktı. Tandır ocaklarından su çıktı hocam. Ekmek yapamaz hale geldi köylüler. Geldiler, ben de ihtiyar heyetindeydim. Biz bir arkadaş grubundan ihtiyar heyetin olduk. Ben azaydım, bir arkadaşımız muhtardı. Onun yanında beraberdik. 5 kişiydik biz. Dördüncü ağza öbür ekipten geldi. Ama birbirimize kırgınlığımız yoktu. Tabii devlete müracaat ettik hocam. Devlet bize 73 tane çadır verdi. Efendim köy yerlerimizi graderlere yaptılar. Gıda verdiler, ekmek verdiler, kömür verdiler, un verdiler. Köye bir fakirlere biz bunu dağıttık. Ondan sonra bakan geldi, Haldun Menteşoğlu diye bir şey var, köy hizmetleri bakanı. O köyümüze geldi, köyümüzde konuşma yaptı. Köyün 4 kilometre kuzeyinde bir güzel yer vardı, oraya kaldırmaya karar verdik. Ankara'ya İmar İskan Bakanlığı'na devamlı gittik geldik, iki yerleşti olarak. İmar İskan Genel Müdürü Bahattin Bey vardı. Allah rahmet eylesin, öldüyse çok muhterem bir insandı. O adam bizim lafımızı hiç kırmadı. Bize hane başına 500 metre kare arsa verdi. Biz de dedik ki bu 500 metre kare bize arsa yetmez. Köylüye 1000 metreden aşağı olmaz dedik.
Ben iki defa daha Ankara'ya gittim geldim. Sözünü aldım. Müvettiş köye geldi. Genel müdür yardımcısı Kenan Bey. Köyde ölçüm yaptılar. Tam 1000 metreye çıkaracağımız zaman bizim işimiz bitti. Köy 500 metreden kaldı ama köy oraya çıktı şimdi. Köyümüzün bahçelerinde her meyve içiyor şu anda. Zepte içiyor. Köylü memnun. Su basmıyor. Su basmıyor. Çok güzel bir yer. Hatta o zaman yaşlı bir karı demiş ki, "Ulan Hacer demiş, olma bitme sürün inşallah demiş. Arkadaşım öyle demiş ki, niye demiş Betuay'ı? Uzun demiş, bizim atamızın, ecdadımızın yuvasından söküyor, çıkarıyor bizi demiş. Ebe demiş, oradaki yer buradan daha güzel demiş, orada temiz hava, havadar bir yer demiş. Orada daha güzel ama sonra ben dek geldim. Ebe bana hala Betuay değil mi dedim, kuzum ağzım kırılsın dedi. Ben böyle bir havadar yer olduğunu bildiğim yok dedi. Allah razı olsun dedi, sabah da dua etti bize. Yani köy tarafından da, millet tarafından da sevilen bir aileydik hocam. Evet, ben Ahmet Bozdam. Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde öğretim görevlisiyim. Babam Macal Bozdam, yani toplu normal olmuş bir kişi. Çünkü yıllardır hep toplum içerisinde kendine yer edinmiş. İhtiyacı olan herkese yardım eden bir kişi. Ve bu şeyle de dönem dönem her zaman faydasını görmektedir zaten. Dönem dönem hatta biz kendi aramızda dahi babamıza deriz yani biraz dur deyip hatta arada çatıştığımız noktalar da olurdu. Çünkü sürekli hasta da olsa, iyi de olsa mutlaka bir düğün, bir cenaze ya da bir toplantı olduğunda mutlaka gider, gitmek ister. Gidemediği takdirde telefonla arar. Yani bu arkadaşlarıyla veya bu toplum vazifesini yerine getirmekte babam hiç geri kalmaz. Ve bunun faydasını biz dönem dönem çok gördük. Babamın işte rahatsızlığı olduğu dönemlerde ziyaretçilerin veya karşılaştığımızda babamızın hakkında söylenen sözlerde hep müsbetti. Menfi olan şu ana kadar herhangi bir şey duymadık. Bu da tabii yapılan çalışmalardan, hizmetlerden, iyi ilişkiler arasında olmasına kaynaklanıyor. Bu tip çalışmaları yaptığı için de tabii bizlere de örnek oluyor. Bizler de şimdi toplumun içerisinde insanlarla sürekli görüşüyoruz. Babamızın etiketiyle de devam ediyoruz hayatımızda. Ve bu bizim için büyük bir artı aslında. Tabii böyle bir ortamda bu ana kadar gelmek ve bunları duymak da bizleri mutlu ediyor. Ben 1951 yılında Çumra'nın İçiyük köyünde doğmuş Nuhte'de Bozdam. Hacı Ali Bozdam'ın yeğeniyim. Ve enişte çıkışlı bir sürü günlerimiz oldu, geçti. 1969 yılında Konya'ya göçtük. Tamamen Sülalece göçtük. 1969 yılından beri Konya'dayız. 1971 yılında 1969 yılında askere gittim. 71 yılında geldim. Askerden geldikten sonra da bir sene sonra Almanya'ya gittim. Almanya'da bir 18 yıla yakın çalışmalı boş ticaretle geçti. Ondan sonra da 1984 yılında temelli dönüş yaptım. Ama 80 yılında geldim de 84 yılına kadar devam etti. Bu arada 83 yılında Anavatan Partisi amcamın zamanında il teşkilatında görev aldık. Ondan sonra Anavatan Partisi'nde 2000 yılına kadar devam ettik. 1984 yılındaki belediye seçimlerinde belediye meclis üyeliği yaptım. 5. sıradaydım. Belediye meclis üyeliği yaptım Ahmet Öksüz'le beraber. Çok güzel günler geçti. Ondan sonra belediye meclis üyeliği zamanımızda amcam Karatay ilçe başkanlığı yaptı. Çok güzel hizmetler yaptı. Yani Konya o devrede damgasını vuran insanlardan bir tanesi. Siyasetin kitabını da yazar.
yani öğretmenin de yapar. Siyasetin duayeni diyebileceğimiz şartlarda çok güzel günler geçti. Çok güzel günler geçti. Şimdi Hacı Ali Bozdam dediğin zaman Konya'da bir hoş seda bırakmış bir insandır. Yani o gün için partilik yapmadı. Partilik yapmadı. Oy verene de hizmet etti. Oy vermeyene de hizmet etti. Yani sen bize oy vermedin diye hizmet, ilk önce oy vermeyenlerden başladı hizmete. Kim geldiyse kapısından çevirmedi. Ben buna canlı şahidim yani. Canlı şahidim yani. Hiç bir zaman için adam seçmedi. Ve her zaman için dürüst insanların yanında oldu. Dürüst insanlarla beraber oldu. Hatıra gönüle iş yapmadı. Yapmaz da yani. Kötü insanın bir defa kesinlikle, bozuk insanın kesinlikle hayırdır cevapları. Hep hayırdır cevapları. Onun için 1997'de dernek başkanı oldum. Otomuş ve Havalesi Dernek Başkanlığı, Türkmen Köylerinin Dernek Başkanlığı yaptım. Siz de o zaman şahitsiniz. Yani bir 8 sene bir dernek başkanlığı yaptım ama çok güzel hizmet oldu. Çok. Şimdi hangi köye giderseniz gidin, o köyde yine aynen, ya ben başkan falan diyelim kardeşim, yok sen başkansın. Ve bütün yaptığımız hizmetlerde o gün noktalandı yani ondan sonra. Gönüllerde yer edebilme. İşte ama gönüllerde öyle bir yer etmişiz ki ben de aynen hatıra gönüle bir şey yok var. Dürüst insanların her zaman için yanında olduk, yardımcı olduk. Yardım etmeye de devam ettik. Yani fakirine, fukarasına, azizine, kuvvetlisine her zaman için yardımcı olmuşuzdur. Onun için biz bu konuda çok müşteriyiz. Konya'ya 1986'ını da almaya gidip gelirken oradan gene sanayi makineleri getirdim ama Konya'da yani gerçekten açık bir şeydi. O sanayi makineleri birçokları hala şimdi yaparlar, çalışırlar. Ve gümrükte getirdiğim zaman gümrük tırın üzerinde talip olurlardı, yarışa girerlerdi. Yani ben alacağım, sen alacaksın diye. O şekilde de bir hizmetim oldu Konya'ya yani gerçekten. Büyük hizmetim oldu sanayi makinelerin konusunda. 93 yılında kendim iş yerimi kurdum. Ve Konya'da sanayici olarak devam ettik. Yani o gün için çok büyük bir açıktı Konya'da. Makine bulunmuyordu. İthal yasaktı. Bazı ağır şartlar altında ithal edebiliyordum. İşte Merkez Bankası'nın bir yıl 50 bin mark yatıracağım, bir yıl sonra o makineyi işe yapmak, ithal etme hakkı veriyorlardı. Onun için ben bu işlerin hepsini yani harfiyen yaptım. Allah'a çok şükürler, hiçbir zaman için kimsenin yanında yani bozdamlar olarak Konya'da hospis seda bıraktık. Üç tane oğlum var, iki kızım var. Şimdi sanayiciliği oğlanlar devam ediyor. Yani gerçekten Konya'da da ileri bir safhada her yönüyle mesela yurt dışından gelen makineleri benim oğlanlardan başkası kuramazlar. Onlar kurarlar. Yani Konya'da, Türkiye'de 3 kişi vardır. Bunun bir tanesi benim oğlandır yani. Yani çok güzel hizmeti var. Hala da devam ediyor hizmette. Allah utandırmasın. Gençler dürüst olsun, dürüst olsun, mert olsun, demir gibi olsun, çelik gibi olsunlar. Herkesi kucaklasınlar. Haksızlık yapmasınlar. İyi çalışsınlar. Vatan bizim, millet bizim. Bu memleketten hayır gelmez demesinler. Bu memleketin koruyucusu, kurucusu, savunucusu olsunlar. Geleceğe bir iz bıraksınlar. Gelecek nesi bunlar emrinde, izinde gelsinler. Yani ben bunu istiyorum gençliklerimizden. Ben gençlikten ümitliyim. Gençlik bunu verecek inşallah. Ne kadar bize yanlış yol gösterseler bile
bu gençlik aslına rücu edecek. Bu gençlik budur. Gerçekten bekliyorum. Ben bugüne kadar dürüst çalıştım. Abdestin namazında çalışsınlar. Hak yoldan ayrılmasınlar. Allah ne emrettiyse onun yerine getirsinler. Allah'tan başka kimse onları kurtaracak yoktur. Abdest, namaz. Hak yolunda devam. Thank you.